Merhaba değerli takipçiler, nasılsınız, iyi misiniz? Sevgili Sen Çal Kapımı dizisi müdavimleri, diziyi sevenler, ilgiyle her hafta bekleyenler, lütfen üzülmeyin bu akşam dizi yok diye, yeni bölüm yok diye lütfen üzülmeyin. Hayat şartları bunu gerektiriyor maalesef ve yapımcı, oyuncular, set ekibi de bu şartlara uymak zorundalar. Ancak biz onları çok seviyoruz ve onları konuşmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Bizlere yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Sen Çal Kapımı dizisi, Hande Erçel ve Kerem Bürsin fanları, sizleri hiçbir zaman habersiz ve yorumsuz bırakmayacağız. Şu tatil süresince de, dizinin olmadığı 50 gün süresince de benim bu kanalımda hem ben hem Tuğçe Turap yardımcım sizlere diziyle ilgili haberler, Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili haberler ve yorumlar sunmaya devam edeceğiz. Gözünüz bizde, kulağınız bizde olsun. Olur mu değerli takipçiler? Ve Sen Çal Kapımı dizisinin bu akşam olmamasının en önemli nedeni koronavirüs salgınından dizinin, oyuncularının ve çalışanlarının son hafta ağır şekilde etkilenmeleri. Öyle ki bu dizinin tatile gireceği, bayramdan önce 3 hafta önce, 4 hafta önce, 1 ay önce alındığı, sezon finalinin alınmasının açıklandığı o gün, yani aynı zamanda Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in aniden canlı yayın yaptıkları gün, o gün yeni koronavirüs vakaları ortaya çıktı dizi ekibinde ve dizi ekibi büyük bir sarsıntı geçirdi. Çünkü o ana kadar çekilen yeni bölüm görüntüleri, yeni bölüm içeriği hepsi maalesef boşa gitmişti. Koronavirüse yakalanan oyuncular sebebiyle devamlılığı çekilemeyecekti. O güne kadar çekilen son bölüm sahnelerinin ve hepsi gözden çıkarıldı. Son bölüm yeniden yarısına kadar çekilmişken yeni baştan bütün sahneler senaryoda revizeye gidildi. Senaryoda değişiklikler yapıldı ve o oyuncular çıkarıldı senaryodan. Yeniden çekilmek zorunda kaldı ve bunun bugüne yetiştirilmesi, yayın gününe yetiştirilmesi artık imkansız hale gelmişti. İnsanüstü bir çabayla bile zordu yetiştirmek. O yüzden sıfırdan çekileceği için dizinin son bölümünün bir sonraki haftaya gösterileceği bildirildi, açıklandı ve dizi ekibi çekimlere devam ettiler. Tabii ki herkes çok üzüldü bundan. Herkes çok etkilendi. Sadece bizler, sizler, seyirciler, fanlar, bekleyenler, dizinin yeni bölümünü bekleyenler, merakla Eda ile Serkan'ın ne olacağını bekleyenler değil, herkes, başta dizi çalışanlar olmak üzere herkes çok etkilendi ve çok üzüldü. Dünya çapında yankı buldu. Çünkü dünyanın her yerinde bu dizinin fanları var. Yayın günü 100 ülkede birden bölüm etiketi paylaşılıyor. Bölüm etiketiyle ilgili tweetler atılıyor ve rekorlar kırılıyor. Dolayısıyla bütün dünyada yankı buldu. Koronavirüsten dolayı dizinin yeni bölümünün, son bölümünün bir hafta ertelendiği ve dizinin erken bir sezon finaline gideceği haberi. Sezon finaline gitmesi dizinin hayırdır, hayırlara vesile olur, iyidir. Ve insanlar kendi evlerinde, kendi aileleriyle birlikte, dizi ekibi ve oyunculardan bahsediyorum, dinlenme imkanı bulurlar ve koronavirüse yakalanma tehlikeleri de daha az bir ihtimal olarak ortaya çıkar. Evden dışarı çıkmazlarsa, inşallah da öyle olur. İnşallah da evden dışarı çıkmazlar ve yeni bölümler çekilene kadar tedbiri elden bırakmazlar. Düşünebiliyor musunuz? Dizinin oyuncularının hastalığa yakalanması. Başka ne yapılacak? Yani bugüne kadar bu oyuncularla gelindi. Çare yok ki, dizi tabii ki çekilemeyecek ve ertelenecek. Allah korusun. Bir de başrol oyuncuları virüse yakalanırsa ne olur? O zaman hiç çekilemez onları iyileşene kadar. Allah göstermesin. Şimdi önümüzdeki haftayı, son bölümü izlemek için, son bölümün ekrana gelmesi için önümüzdeki hafta bekleniyor. Cumartesi akşamı bekleniyor ve ne yaptılar fanlar? Fanlar boş durur mu ya? Bu dizinin fanları kadar diziye sahip çıkan, oyunculara sahip çıkan, inanın çok dizi geldi geçti ama bu kadar ve bu kadar da mantıklı olan. Şimdi fanlar deyince herkesin aklına teenage yaşta gençler geliyor. 12-13 yaşında, 14 yaşında çocuklar geliyor ve onlar her türlü çılgınlığı yapıyorlar ve bazen de fütursuz oluyorlar. Yani ölçüyü kaçırıyorlar, her türlü kaçırıyorlar. Yorumlara cevap verirken kaçırıyorlar, eleştirirken, kendi aralarında konuşurken genelde fanlar teenage oluyor yaşları ve ölçüsüz davranıyorlar. Ama bu dizinin fanları inanın bana çok aklı başında, çok olgun. Yaşları küçük olanlar da öyle. Orta yaşlılara zaten bir şey söylenemez. Onlar zaten hayatın her türlü tecrübesini edinmiş insanlar ve ne söylediklerini, ne yaptıklarını biliyorlar. Şu Kerem Bürsin'in başına gelen olayda en son olarak maskeyi indirenlere ağır bir eleştiri getirmişti. Yani kafelere gidip maskeyi indiriyorsunuz diye. O kadar çok Kerem Bürsin'e sahip çıkan fan oldu ki ve o sessiz gibi duran orta yaş fanlar, hani sanki bu dizinin bütün sevenleri, seyircileri hepsi çocukmuş, gençmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor ya, yaş olarak küçükmüş falan. Asla öyle değil. Ne kadar aklı başında insanlar, orta yaşlı ve tecrübeli, hayat tecrübesi olan ve hali vakti yerinde olan, sosyal yapı içinde çok güzel meslekler elde etmiş, çoluk çocuğa karışmış ne kadar güzel insanlar var. Kerem Bürsin'in arkasında durdular ve Kerem Bürsin'i çıkıp savundular. Gurur duyuyorum Kerem Bürsin seninle. Hakikaten ne güzel insan biriktirmişsin. Şu kısa geçmişinde, ana yurdunda, şu kısa geçmişinde, şu 5-6 senede ne kadar güzel insan biriktirmişsin. Ne kadar çok insan seni seviyor ve gerçek anlamda arkanda duruyor. Son derece güzel bir şey. Eda Yıldız'ı ve Serkan Bolat'ı elbette özleyeceğiz değerli takipçiler. Elbette özleyeceğiz ama tabii ki Hanker'le de her zaman irtibat halinde olmayı diliyoruz. Hanker'den her zaman haber almayı diliyoruz. Ben size Hanker'in, yani Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ne yapacağını söyleyeyim bu tatilde. Özellikle Kerem Bürsin diğer diziden de bir izin koparacaktır. Mutlaka diğer dizinin de önümüzdeki günlerde bir ara vermesini sağlayacaktır. Yaz arasına önümüzdeki günlerde birkaç hafta içinde girmesini sağlayacaktır ki kendi o hak ettiği tatilini doyasıya yapabilsin diye. Yani bir diziden, tamam bir dizi tatile girdi ama Kerem Bürsin 2 dizide oynuyor biliyorsunuz. Ve diğer dizide de oynamaması gerekiyor ki vücudu tam anlamıyla dinlensin, kafası tam anlamıyla boşalsın. İşte o tatil olduğu zaman, diğer dizide tatil olduğu zaman Kerem Bürsin sevgilisini Hande Erçel'i alıp Amerika'ya anne babasının yanına uçacaktır ikisi. Ve orada anne ve babasıyla birlikte bir tatil yapacaktır. Kendi anne babasının evinde dinlenecektir Hande Erçel'le ve Hande Erçel'i çevreyi gezdirecektir. Belki dönüşte bir Los Angeles ya da bir New York yapabilirler diye düşünüyorum ve mutlaka Kanada'ya uğrayacaklardır. Kanada'daki kız kardeşini özlediğini Kerem Bürsin ve yeğenini özlediğini her fırsatta söylüyordu. Belki kız kardeşi de annesinin babasının yanına gelecektir. Texas'a, anne baba evine gelecektir ve bütün aile orada birleşecektir, buluşacaktır. Hande Erçel de bu aileye dahil olan bir fert olarak orada olacaktır. Kerem Bürsin elbette her türlü mutluluğu, her türlü güzelliği hak eden bir insan ve sevdiği kadınla, Hande Erçel'le ilişkisinin bundan önceki ilişkilerini de takip eden bir gazeteci olarak onlardan çok farklı olduğunu görüyorum ve biliyorum. Hande Erçel'le ilişkisi bugüne kadar hayatına giren hiçbir kadınla ilişkisi gibi değil Kerem Bürsin'in. İşin güzel tarafı partnerinin de Hande Erçel'in de Kerem Bürsin'e bir başka sarılması, bir başka sahip çıkması. Bu da onların bu ilişkinin devamında birlikte o defteri imzalama ihtimalini çok kuvvetlendiriyor. Hangi defter diye soracak olursanız nikah defteri derim ama şimdiden fazla da bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah onlara nazar değdirmeyiz. Değerli takipçiler, beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun. Dostlarınıza da tavsiye ederseniz kanalımı daha çok memnun olurum. Sevgiyle kalın, olur mu?